Erman Gören geliyor. İstanbul'dayım. İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da çalışıyorum. Nedir mesleğimiz? Öğretim üyesiyim. Akademisyenim. Yakın zamanda doçent oldum. Hazır mıyız? Hazırım. Kuralları biliyoruz. Biliyorum. Yarışma başlıyor. Öğretmen öğrencilerinden çiçek olmalarını istediğinde öğrenciler hangisini yapıp ses çıkarmadan dururlar? A. Kollarını göğüste bağlayıp, B. Ayağa kalkıp, C. Ellerini havaya kaldırıp, D. Tek ayak üstünde durup. Burada iki şık arasında kaldım. Tek ayak üstünde durup mu yoksa ellerini havaya kaldırıp mı? Ama D. Tek ayak üstünde durup son kararım demek istiyorum. Keşke seyirciye mi sorsaydınız efendim? Yani niye böyle çiçek olsunlar ki? Böyle bir metafor mu var? Tek ayak üstünde olmaktan yani, daha iyidir. Yani ama yani böyle bir metafor mu var? Kollarınızı bağlayabilir misiniz efendim? Çiçek olmak gerektiğinde evet. Kolları zaten böyle bağlamak gerektiğinde. Zaten arkadaşınızın zorlamasıyla gelmiştiniz. Yani hiç duymadığım bir şey. Gerçekten hiç duymadığım bir şey. Ve şey deyince de çiçek olmalarını istediğinde deyince de tek evet. Bir şey aklıma geldi. Çiçeklerin tek ayağı olur. Aykut Erdim Tütüncü geliyor. Merhabalar. Güler yüzünüzle geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aykut Erdim Tütüncü, İstanbul'da yaşıyorum. Kurumsal hayatta 5 yıl kadar çalıştıktan sonra hayallerimin peşinden koşmaya karar verdim. Neydi mesleğiniz? Nedir hayalleriniz? Çok uluslu bir şirkette satış yöneticisiydim. Kuralları biliyorsunuz. Biliyorum. Yarışmamız başlıyor. İnce kesilmiş döner için kullanılan ifade hangisi olur? A. Cam, B. Çerçeve, C. Kağıt, D. Yaprak. Mutfağa ilgili olduğumu da söylemiştim. Şeflik hayalim var demiştim. C. Kağıt son karar. Yazık oldu. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun efendim. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Sağ olun, bizler de iyiyiz efendim. Tanıyalım sizi biraz. Ben Duygu Sarak, 28 yaşındayım. Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik mezunuyum. Fransa'da Avrupa Moleküler Biyoloji Laboratuvarlarında biyokimya üzerine doktoramı tamamladım. Evet, kuralları biliyorsunuz. Biliyorum. Başlayalım mı? Başlayalım lütfen. Yarışmamız başlıyor. Dışarıdan yiyecek ve içecek getirmek yasaktır. Uyarısıyla karşılaşıyorsanız muhtemelen neredesinizdir? A. Uzay istasyonu, B. Öğrenci evi, C. Otosanayi sitesi, D. Çay bahçesi. Cevap veriyorum. A. Uzay istasyonu son kararım. Ne yaptınız? Heyecan. Ay. Soruyu bir daha okuyabilir misiniz? Çay bahçesi. Evet. Evet, siz de tabii ki biliyorsunuz. Aleyna Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Bizler iyiyiz. Sizi tanıyalım efendim. Sizler nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. İstanbul'dan katılıyorum. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okuyorum. Sizle aynı okuldan. Hangi bölüm? Sanat yönetimi bölümü. İkinci sınıf öğrencisiyim. Sanat Tasarım Fakültesi'nde. Ondan sonra yarışmaya ailemin zoruyla katıldım. Aslında kendime hiç... İstemiyor muydunuz gelmeyi? İstemiyordum. Yani... Niye geldiniz efendim? Şöyle televizyonda aslında hani en az bir 30 bin 60 bine kadar geliyordum. Bunu görünce de ailem dedi yani televizyonda da pek bu fark yaşamazsın. Sen de gelirsin televizyonda da aynı şekilde. En az 30 bin diyelim o zaman. İnşallah. İnşallah. Kuralları biliyorsunuz. Tabii ki. Başlayalım mı? Olur, başlayalım. Yarışmamız başlıyor. Açıl susam açıl ifadesi sıkça geçiyorsa dinlediğiniz masal muhtemelen hangisidir? A. Alaaddin'in sihirli lambası, B. Denizci Sinbad, C. Ali Baba ve 40 Haramiler, D. Pamuk Prenses ve 7 Cüceler. A. Alaaddin'in sihirli lambası son kararım. Çok acele ettiniz. 40 Haramiler, 40 Haramiler. Açıl susam açıl deyince Alaaddin'in sihirli lambasını daha yakın. Ecem Işık Tuğul geliyor. Mimarım ama şu an çalışmıyorum. Bir yaşında bir bebeğim var.
Allah'ım onunla başlasın. Vakit geçiriyoruz bol bol. Bir süre sonra maşallah başlayacağım. E tabi onu bırakıp da şimdi nasıl çalışacaksınız? Evet, biraz büyümesini istiyorum. Daha sonra tekrardan başlayacağım. Özlersiniz de çok. Yani. Şu an çok özledim size mesela. Size de ihtiyacım. Evet. Nerede şimdi? Kimin yanında? Şimdi evimizde anneannesiyle bizi bekliyorlar. Kuralları biliyorsunuz. Evet, biliyorum. Başlayalım efendim. Başlayalım. Yarışmamız başlıyor. Uysal göründüğü halde sinsice davranan kişiler için kullanılan ifade hangisidir? A. Göz kırpan, saç yolan. B. Diz çöken, bilek büken. C. Yüze gülen, kulak çeken. D. Yere bakan, yürek yakan. Süreniz bitiyor. C. Yüze gülen, kulak çeken, son kararım. Eyvah. Ya ikisinin arasında kaldım. Evet, ikisinin arasında kaldım. Yüze gülen kulak çeken diye bir şey geldi. Yok zaten. Yok, evet. Yere bakan, yürek yakan deyince böyle bir daha işveli cilveli bir şey düşündüm. Sizi tanıyalım efendim. 1974 İzmir doğumluyum. Bütün okul hayatımı neredeyse İzmir'de tamamladım. Bornova Anadolu Lisesi'nden 92 yılında mezun olduktan sonra ODTÜ Psikoloji'de okudum. Nerede çalışıyorsunuz efendim? Bir yabancı dil kursunda. İzmir'de mi? İzmir'de, evet. Bir oğlum var 10 yaşında. Kuralları biliyorsunuz. Evet, biliyorum. Başlayalım mı efendim? Başlayalım. Yarışmamız başlıyor. Değersiz ve önemsiz boş şeyler için hangi ikileme kullanılır? A. Bal kaymak. B. Tencere kapak. C. Hava civa. D. Krom kobalt. Bal kaymak. Son kararım.